Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ufacık balıkları vatandaş beni alıyor. Beni bıraksana ya, ufak getiriyorsun balamıza ya. Başka kovanın hali ne? Nereden buldunuz bunu? İcraattan mı getirdiniz? Ya depoda kalmış. Ama bunlar da ufak değil mi? Bence bir ay daha beklemek lazım şu balık için. Aynen doğru diyorsun. 15-20 gün daha. Beklemek lazım değil mi? 15-20 gün daha beklemek. Ne yapalım o zaman, hep birlikte bekleyelim mi? Bekleyelim inşallah. Bak bak, al başka malı. Ama dikkat et, zehirli ha. Lan! Lan! Lan ciddi bir zehirli. Manyağa bak lan, elliyor adamı. Şu anda gördüğünüz gibi balıkların çoğu ufak. Almışlar ama siz almayın arkadaşlar. Şu an köprüde herkes ufak balık alıyor. Şu an herkes, bakın şöyle gördüğünüz gibi. Rastgele abi. Ne o abi? İstavrit mi? Nereye geldin ya? Hop kovaya. Bayağı almışsın. Ufak çıkıyor. Ufak ufak çıkıyor diyorsun. Hadi bakalım. Rast gelsin. Çıkıyor mu başka balık? Evet, hoş geldin. Hoş bulduk reis. Biraz önce de seni düşünüyordum. O niye gelmiyor buralara kadar? Beni bak, ben de sen düşündün diye geldim başkan. Evet. Ama balıkların hepsi ufak herhalde ya. Abi bu sene fazla bir büyük yani ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Kıraçhanım bir büyüyor. Binde bir çıkıyor. Yok baba başkan, bayağı bir ufak bu ya. Değil mi abi? Ne? Ufak değil mi? Ufak onlar, onları atıyor zaten. Ha, onları atıyorsun. Bunlar kayıtçı ya, küçük. Ya benim, bilmiyorum da yani tam olarak benim bildiğim 16 santim falan evet. Olması lazım ya, diye biliyorum. Öyle de. Şimdi abi, hep böyle kıraçat tarzı çıkıyor şimdi. Abi de maşallah. Evet. Hacdan yeni geldi. Direkt hacdan buraya mı geldi? Baba. Abi selamünaleyküm, nasıl gelsin? Nasıl, var mı balık? Bu kova senin mi? Yok. Bakabilir miyim? Hacı abinin kovası. Bismillah diye böyle açalım. Ama boylar hep ufak abi ya. Evet. Kıraçat'a. Yani. Sabah bir şey yaptı. Sardalya yaptı biraz da. Kesti sardalya. Bence bir ay daha beklemek lazım şu balık için. Aynen doğru diyorsun. 15-20 gün daha. Beklemek lazım değil mi? 15-20 gün daha beklemek. Ne yapalım o zaman, hep birlikte bekleyelim mi? Bekleyelim inşallah. Abi bekleyelim diye hala sallamaya devam ediyor. Yok, öyle değil. Nasıl? Zaten senede bir geliyoruz. Ayda yılda bir. Böyle yani fazla böyle sık sık gelen insanlar değiliz ama. İşte hani dedik ki bir tava balık yapalım. Nasip o da. Değil mi? Yani nereden geliyorsunuz? Biz Arnavutköy'den geliyoruz. Of, orta oradan. Sen de mi Arnavutköy? Evet. Siz abi kardeş misiniz? Nasılsın? Yok, biz arkadaşız, aynı mahallede oturuyoruz. Ay arkadaş. Akrabayız. Yani aynı yaş mı diyeceğim ama. Yaşlar aynı mı? Yok. O benden daha mı genç görünüyor? Abi bir bak bakayım. Abim daha yakışıklı gösteriyor. Ya ben 40, o da 45. 57. Ben 50 yaşındayım abi. Ya maksat muhabbet olsun başkan. Ama balıklar dediğin gibi ufak. Başkan. Bu da senin tuttuğun kova değil mi? Hı. Sardalya da çıkmış. Sardalya çıktı ya. Sabah biraz sardalya yaptı da sonra kesti sardalya. Keşke. Ben de sabah zaten geldim ya, kıraça çıktı, aklıma sen geldin gerçekten. Ulan dedi, şimdi burada olsa bizi rezil ederdi. Adam. Yok şu an rezil olmadı ya diyeceğim de yani hep ufak almışsın başkan. Ama neydin başkan, bu çıksın ya. Baksana. Ama içinde kale ayanlar da var. Ya bu. Şimdi aldım bir kere. Ayanın ağzına iğne battı mı ölüyor, bırakamıyorsun ki. Ya martılar yiyecek ya biz yiyeceğiz. Aynen. Başkan görüyorsun, oluk oluk alıyorlar. Oluk oluk. Şuraya bir bakalım. Usta rast gelsin. Benim sevmediğim adam vardı ya. Senin adamı vardı. Kavga ettik. Pişman değil mi? Yok ya, zayıf bir çocuk vardı ya. Hamza o. Hamza. Kavga ettik.
Yani genelde hep böyle aynı çıkıyor ha. Hiç değişmiyor. Öyle, biz gezdik biraz önce de. Bak hep ama hep ufak. Biz spor amaçlı, şey amaçlı. Maksat spor diyorsun değil mi başka? Yani. Bakalım ilerlere gidelim ne olacak. Bak. Başkan rast gelsin. Eyvallah. Sağ olasın. Doldurmuşsunuz. Ya doldurduk da. Biraz evet. Geneli ufak. Yani geneli derken bunun yarısından çoğu ufak başkan yani. Var doğru. Hatta neredeyse hepsi ufak. Ufak ama işte tuttuk ne yapalım. Geldik boş gitmeyelim. Neresi ufak abi görmüyor musun? Palamut gibi hepsi ya. Başkan şimdi palamut görmesek neyse de yani buna palamut ancak yemi olur. Sen haklısın başkan ona bakma da. Ufak yani ne yapalım. Şimdi geldik, geldi mi başkan balık? Bak bak lüfer gibi lüfer. Bak. Şimdi aa görüyorsun adam, şunu. Bakayım bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ufacık balıkları vatandaş neresi alıyor. Neresi bak abi bıraksana ufak diktiriyorsun balımıza ya. Bak abi gel. Şu balık güzel. Ha bakayım. Aa bak. Ana ilk defa büyük balık ha, gördüm. Bak bu boyuttakileri ben kovaya koyuyorum. Şu arkadaş küçük küçük dinlemiyor. Hepsini alıyor. Ben kızıyorum ama boyut güzel. Ha, bu arkadaş yeni mi başladı? Yeni başladı. O acemi bak, biraz. Bak bu yeni başlayan arkadaşlara öğretin. Bak ben böyleleri de yeni salıyorum abicim bak. Nazik nazik. Atıyoruz gidiyor. Ama bu biraz. Bak şurada da aynı şekilde. Rast gelsin. Nasıl balıkların boyları nasılsa? Küçük. Küçük mü? Küçük ama gene kova ediyorsun değil mi başka? Yani çok güzel çıktı. Ya bir de şöyle var arkadaşlar. Yani yiyeceğiniz kadar alsanız ne böyle şimdi aşiret misiniz? Ya bu biraz aşiret. Bu şimdi mahallede gelirken demiş ki bütün komşularına ben balığa gidiyorum. Ne tutarsam size vereceğim demiş. Bırak oğlum diyorum hani alma küçükleri ama beni dinlemiyor alıyor. Abi millet bunu balık bekliyor ne yapacağız? İstersen yüzünü de çek ifşa et bunu ya. Başka? Bir daha babaya gelmesin buna kızsınlar. Neyse suratımı çekme dedi özellikle. Herhalde linç yiyeceğini anladı büyük ihtimalle. Sağlık olsun. Ama dediğim gibi kardeşim büyük yani bunlar harbiden çok ufak. Kıraça şu anda alınacak bir boyda değil. Şu anda İstanbul'da genelde hep bu boy çıkıyor. Yeni başlayan arkadaşlarım bakın. Ufak balık salıyoruz diyorlar ama tabii kamerayı görünce salıyorlar. Onun haricinde salmıyorlar. Kardeşim ben %50'sini saldım. Ha, o gördüğün iriler benim. Küçükler onun. Küçükler o tutuyor. Küçükler ben seçeceğim o büyükleri. Küçükler onun. Küçükler seninmiş. Benim oğlum. Ben o alıyor. Küçük küçük dinlemiyor. Başkan sizin kova nasıl? Boylar iyi mi? Yok. Nasıl? Kovana falan mı var? Yani boylar iyi mi? Bakabilir mi? Bakayım onlar bak. Bizimkilerden daha küçük. Onlar sizinkilerden daha mı küçük? Rastgele. Eyvallah. Başka kovanın hali ne ya? Nereden buldunuz bunu? İnşaattan mı getirdiniz? Ya depoda kalmışım. Ama bunlar da ufak değil mi? Ya güzel şey sağdane çıktı. Ondan sonra güzel bir ısrar çıktı da. Nerede dipten geliyor. Yani gördüğünüz gibi balık boyları şöyle alayım rastgele. Gördüğünüz gibi ufak şu anda. Of of. Bizim ayağımız. Başkan gelsene gel. Ne o? Bak şuradan al da bizi gösterme ya. Sana rüşvet veririm şurada. Ya başkan ben almam öyle şey al ama. Al ya al hadi al. Ya yayınlama mı diyorsun? Ya sen bilirsin senin şeyine kalmış. Arkadaşlar gördüğün gibi rüşvet alıyoruz. Ama yayınlayacağım abi kusura bakma. Yayınla. Oo başkan tebrikler. Gel gel. Gel gel. Şimdi işleteceğim onu. Bak bak. Al başkan malı. Ama dikkat et zehirli ha. Lan. Lan. Lan ciddi bir zehirli. Al. Manyağa bak lan. Elliyor adamı. Lan gel lan gel al al. Tamam şaka yaptım şaka yaptım. Lan şaka yaptım şaka. Oğlum mavi falan mı bak. Lan şaka yaptım al şunu. Sadece dikenlerine değme. Dikenlere değme, onlar zehirli. Ama o mavi eline yani bulaşmasın ha, dikkat et. Mavi eline bulaşmasın. Adam aldı ya. İsmi ne biliyor musun? Maviş.
çok abi. Lezzetli balıktır ha. Zehirli de değil. Başkan kusura bakma, seni birazcık hissettik ama. Hadi bakalım. Oğlum adamı niye korkutuyorsunuz? Ben çektiğimi böyle çekiyorum hacı. Hadi bakalım. Ne geliyor abi? Kofana mı? Evet abi, bak abi. Oo. Dedim mi abi? Ama balıklar hep ufak abi ya. Abi tam kreçe ya. Kreçe mi abi? Serçe parmağı. Serçe parmağı kadar var. Başkan rastgele. Görüşürüz, Allah'a emanet. Abi rast gelsin. Tamam babacım, Allah razı olsun. Ne bu? Süs balığı. Bir şey. Kırlangıç. Ne abi? Kırlangıç mı? Güzel yavru ama. Bu yavru. Yakışıklıymış. Yavru. Yavru. At geri, at. Geri at sen. Bundan çorba içiyorlar. Vallahi. Çorbasını yapıyorlar. İnanmıyor ya vallahi. Ben ne yapayım? Kovime gitti, gülüyorum abi. Evet, diye. Adam sana güzel bir şey anlatıyor. Niye gülüyorsun abi? Hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Adam. Çorbayı severim. Çorbayı sever misin? Yemli mi yapıyorsun? Gözlere baksana. Aa, gözler çok fena. Hı. Onu hemen salalım da. Herhalde, herhalde. Kaç tane tuttum ben gözlerini? Bundan daha büyük tuttum. Şu anda köprüde genelde kraça tutuyorlar abi ya. Hı. Sence tutulması doğru mu? Hı? Tutulması doğru mu? Hani ufak değil mi kraçalar? Yok, ben de tuttum sabah. Yani genelde ufak ama. Doğru ya, herhalde. Onlar o kadar oluyor zaten. Biraz daha büyüyor gibi geliyor. Büyüyor bak ya, insan ağzı gibi. Evet, salalım abi. Hı-hı. Hadi oh. Bakalım. Ya attığında balık yakalasaydın. Bütün şeyleri düşünüyorsun, kötü şeyleri düşünüyorsun. Ya kuş yakaladı, ya timsah varsa. Değil mi abi? Çok negatif bir adam. Hadi bakalım. Ya ben böyle bir şey görmedim Atakan abi ya. Ya hani hep ufacık ufacık balıklar alıyorlar. Tam geçen biz yaptık da böyle bir iki gösteriş yapak dedik ama ben aldım, kovanın hepsini aldım, geri saldım biliyor musun? Lan keşke o videoyu hani saldığım şeyi de gösterseydim. Ama lakin alınacak bir balık değil arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız siz bir örnek almayın. Hani Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü, Boğaz'ın, İstanbul'un her yerinde şu an balıklar şu boy arkadaşlar. Yapmayın, yazık günahtır, almayın. Hani bilmiyorum, belki eşiniz hamiledir, canı çok taze balık istemiştir. Bir iki tane balık alın arkadaşım, doğru mu abi? Doğru. Şimdi balık bir hafta sonra, bir buçuk hafta sonra bu balık irileşecek. O zaman burada hani gerçekten güzel bir balık popülasyonu olacak. Yani 40 tane balıkla doyacağına 10 tane balıkla doyacaksın bu sefer. Yani gelen balık 20 tane balık, 1 kiloya yakın balık oluyor burada, doğru mu abi? Doğru, aynen öyle yani. Biraz daha beklemek ya lazım. Benim de canım acayip sıkıldı. Hani hatta bazı insanlarla bayağı bir tartıştık orada. Arkadaşlar yani bunu denetleyen biri yok ya. Devlet bunu denetlemiyor. Şu an bugün Galata Köprüsü'nde gitse ya, bunun yasal limiti yok mu? Var. Gidin abi o zaman görevinizi yapın, bakın Galata Köprüsü'nde. Bakın bunun görevleri var. Ama hiç kimse görevini yapmıyor. Şu an İstanbul'da böyle yalandan yere böyle haberlere, haber kanallarını alıyorlar. Bir ara yaptılar ya. Doğru. Abi, yalandan yere haber kanallarını alıyorlar. Yanına da bir bayan, bir maske. Ondan sonra denetlemeci için kamera böyle, aa balıkların ufak, aa yanlışlıkla aldım bilmem ne, bunu da haber yaparlar. Siz denetliyoruz. Doğru. Nah denetliyorsunuz. Siz denetlemiyorsunuz. Hiçbir şey de yapmıyorsunuz. Bugün burada İstanbul'da cumartesi günü yaklaşık 10 bin tane, 15 bin tane belki de balıkçı var. Ve boğazda ufak ufak balıkları alıyorlar. Ve kimse de bunlara hani demiyor. Niye alıyorsun kardeşim demiyor. Bakın arkadaşlar. Herkes alıyor ama yapmayalım. Şurada bir buçuk hafta sonra, iki hafta sonra bu balıklar büyüyecek. Gerçekten güzel boylar olacak. Gidin karagöz atın. Çok güzel karagöz çıkıyor. Yemli ya. Mırmır atın. Akşam gidin. Spine gidin. Yemli şamandıralı yapın. Daha iyi balık gelir. Yemli yapın istavide. Daha iyi balık gelir. Ama dediğim gibi devlet kesinlikle görevini yapmıyor. Bunlarla ilgili sorumlu birileri var. Çıkıp da gezmiyor. Oturdu masada böyle. Mehmet akşam saat kaç oldu ya? Gidelim mi? Akşam 6 oldu, 5 oldu, pat eve. Ama işte bu böyle olmuyor arkadaşım. Gideceksin. Öyle kamera oynamayacaksın. Gideceksin, görevini yapacaksın. Galata Köprüsü'nün üzerine geçeceksin, bakacaksın. Unkapanı'na gideceksin.
Eğer yapamıyorsanız bize yetki verin, biz yapalım. Ha bak, beceremiyorsan kahvede, arkada kahvede adam var. Cidden bak ya, oradan 5 kişi toplayalım, yetkiyi de ver, biz yapalım. Değil mi başkan? Aynen öyle, elimizi alalım cetvelle, ölçelim balıkları, biz yapalım yani. Vallahi yani. Neyse arkadaşlar, gerçekten acayip moralim bozuldu bu konuyla ilgili. Size hakkınızı helal edeyim, biraz gerildim. Onun haricinde Atakan abi, ilerleyen zamanlarda bir kampanya da sen yap. İnşallah ya, en yakın zamanda bir kampanya yapmayı düşünüyoruz yani. Ya arkadaşlar bugün buraya normalde Atakan abiye video çekimine geldim, kampanya yapalım dedik. Şimdi kampanyada bir tane motor tanıttı, 150 milyona 125'e falan vereyim dedi. Bayağı bir indirim yaptı, 175 normalde satışı, indirimli. Dedi ki 125 olsun, hadi millet tanısın bizi diye. Sonra aradık, hani ellerinde devamı var mı, toptancıyı aradık şimdi. Motorun fiyatı 150'ye çıkmış. Örnek diyorum, 110 TL'ye mi ne alıyordu? Kaça çıktı? 150'ye çıkmış bize gelişi. Gelişi 150'ye çıkmış. İyi ki de aradık, yoksa sana gidiyordu abi. Hani dediğim gibi şimdi bir toptancılarla bir anlaşma yapacağız tekrardan. Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü için Atakan abiyle güzel bir konuşma yapıp toptancılar da razı olursa, istediğimiz indirimi yaparsa size güzel bir kampanya yapacağız. Emin olun şu olta fiyatları da çıkarttılar da çıkarttılar. Çok çıkarttılar. Geçen sene 50 TL aldığımız rapala, geçen sene derken 3 ay önce, şu anda 85-90 TL. Zaten Maria da var ya, Maria, o da çıktı. 40 liralık rapala kara borsaya düştü. Toptancılar zaten bunları saklıyor. Neyse. Fiyat artmayan bir şey yok kardeşim. Her şey fiyat artıyor yani. Giydirmeye çalışıyor. Herkese rast gelsin. Seviliyorsunuz.